Merhaba arkadaşlar, Partub'a hoş geldiniz. Bugün Partub bizi bara götürdü. Asmalı Mescid Kulp Bar'dayız ve yanımda İsmail var. Selam İsmail. Selam. Naber, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün İsmail'le birazcık bar dünyası hakkında konuşacağız. Birazcık İsmail'i tanıyacağız. O sırada İsmail bize lezzetli bir mocktail hazırlayacak. Doğru mudur? Doğrudur. Süper. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Adım İsmail, 29 yaşındayım. 4 senedir burada çalışıyorum. Yaklaşık bir 12-13 senedir bu sektörün içindeyim. Barmenlikle ilgili en keyif aldığın şey nedir? En keyif aldığım şey böyle iş sırasında çok yoğun bir saatin ardından böyle işler biter, böyle arkamıza yaslanırız, insanların eğlenmesini izleriz. En keyif aldığım şey odur. Süper. İnsanların eğlenmesinden o zaman sen de eğleniyorsun. Bu da hoşuna gidiyor. Güzel. Aldığın herhangi bir barmenlik ya da mutfak, yani barla alakalı ya da mutfakla alakalı bir eğitim aldın mı? Evet, bazı firmaların vermiş olduğu, bu sektör üzerine vermiş olduğu eğitimleri aldım. Çalıştığın yerde gelen müşterileri nasıl tanımlarsın? Burası için konuşmak gerekirse buraya gelen insanların tamamı çok samimi. Samimi olması zaten burada bizi bir aile gibi yapıyor. Hani bu herkesin söylediği aile kavramıyla alakalı bir şey değil. Ona ithafen bir şey değil kesinlikle. Ama burada herkes hani beyefendi hanımefendiden ziyade abi, abla, kardeş gibi davranıyor herkes birbirine. İstersen o sırada mocktail'i hazırlamaya başlayalım. Tabii. Ve içeriğini de merak ediyorum. Neler koyuyoruz? Beş siyah ananas suyu koydum. Süper. 17,5 yapalım. Biraz daha içeyim. 7,5 siyah ananas suyu koyduk. Peki gece geç saatlere kadar çalışmak sosyal hayatını çok etkiliyor mu? Hayır. Bu durumu nasıl yönetebiliyorsun? Hayır, ben buradan o kadar alıştım ki artık buradan çıktıktan sonra saat 5'te 6'da evime gidiyorum. Kimi zaman 8'de evime gidiyorum. Ama ertesi gün kalkıp da 12'de arkadaşlarımla buluşabiliyorum. Ne ekliyoruz? 1,5 siyah mayın düşürüyorum. Süper. Hiç yurt dışına çıkmayı düşündün mü? Bu işi orada yapmayı düşündün mü? Evet, düşündüm. Ne tip barlarda çalışmak? Ne tip barlarda çalışmak isterdim? Yine böyle samimi bir barda çalışmayı çok isterdim. Muhtemelen kastettiğim yer Amerika oluyor şu anda. Süper. Amerika'nın klasik barlarından bahsediyorum. Güzel. Hani o filmlerde gördüğümüz. Sakin bir gecede barın arkasında nasıl oyalanıyorsunuz? Ne yaparak zaman geçiriyorsunuz genellikle? Müzik dinliyorum. Arkadaşlarımız zaten burada oluyor sürekli. Onlarla muhabbet ediyoruz. O yüzden çok bir sorun olmuyor. Biraz da muz püresi isteyebilir miyim? Tabii ki de. Şöyle vereyim. Burası aile ortamı gibi dediğin için çok olduğunu düşünmüyorum ama belki hani dışarıdan yeni müşterilerde bazen sorun olabiliyordur. Böyle sinirli ya da işte memnuniyetsiz müşteriler geldiğinde bir şey beğenmediğinde bu durumu nasıl yönetiyorsunuz? Genellikle buradaki dediğim gibi herkes arkadaş ve samimi olduğu için beğenmemezlik etmiyorlar. Geldiklerinde bu olmamış demiyorlar bana. Hani bunu biraz daha iyi yapabilir misin diye kibar bir tavırla söylüyorlar genellikle %90. Güzel oran. Güzel oran. Onun haricinde çok sinirli, çok agresif bir insan geldiği zaman da çok fazla başımıza atırsa gerekli mercilere bildiriyoruz zaten bu durumu. Gerekli merciler güvenlik mi? Evet. Anladım. Mesela çalışma ortamında bir arkadaşın barda yavaş çalışıyorsa, ya bir sıkıntısı, bir derdi olduğu zaman yani bu durumlarda, yani bu gibi krizlerde nasıl bir çıkarım yapıyorsun? Çok yaşadığım bir durum, çok karşılaştığım bir durum. Böyle durumlarda ben iki kart çalışırım, onun için kapatırım. Süper, wow, çok iyi. Fedakar. Evet, yapacak bir şey yok. Süper. Peki bu durum suistimal ediliyor mu işte? Yok, edilmiyor. Güzel. Benim iki kat çalıştığımı gördüğü zaman o arkadaş da bir sonraki seferinde daha çok çalışıp açığını kapatmaya çalışıyor. Aa, süpermiş, çok iyi. Şimdi ne koyduk? İstersen tekrarlayalım bir. Vanilya, şurup olarak. Hı hı. Tuz, çok az çilek, ananas ve elma suyu. Süper. Şimdi şekleyeceğiz galiba. Evet. Peki, mocktail'imiz hazır artık. Son bir sorum var. Evet. Ben bu konuyla alakalı çok güzel hikayeler dinledim, çok acayip olaylar dinledim. Barda başına gelen en ilginç olay neydi? Ya abi, bu da anlatsam inanmazsın. Başıma öyle bir olay geldi ki dediğim bir anın, bir olayın var mı? Ya şimdi sana öyle sorunca aklıma hiçbir şey gelmedi. Ama şöyle yapalım mı? Benim aklıma bir şey gelirse ben yorumlara yazayım. Tamam. Peki madem senin öyle. Şey yapayım, etiketleyeyim. Tamam, süper. Tamam o zaman. Aklına geldiği zaman bu videonun yorumuna bekliyorum olayım. Süper, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Arkadaşlar sizin de merak ettiğiniz, tanımak istediğiniz mekanlar ve barmenler, barmaidler varsa lütfen yorumlara yazın. Biz de o mekanlara gidip o barmenler, barmaidlerle video çekelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.